Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 39. gününe girildi. 39 gündür Ukrayna'da istediği sonuçları alamayan Rus ordusu özellikle Kiev cephesinde bozguna uğrarken görevin tamamlandığını iddia ederek geri çekildiğini açıkladı. Başkent Kiev'i ele geçiremeyen Rus ordusu tüm odak noktasını Donbas bölgesine yönlendirirken Ukrayna ordusu ise Kiev'deki tüm kuşatmayı kırdı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi. Malyar, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı, açıklamasında bulundu. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu. Markushin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti. Diğer yandan Kiev bölgesinde serbest kalan 3 mekanize tugayı ise Harkiv cephesine yönlendirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı dün yaşanan çatışmalarda Rus ordusuna verilen kayıpları açıkladı. Vostok Operasyonel ve Taktik Grubu Sorumluluk Bölgesi'nde Rus ordusunun iki saldırı düzenlediği kaydedildi. Çatışmalarda, 80 Rus askerinin öldürüldüğü, 3 adet tank, 2 adet BMP, 1 adet topçu ve 3 adet AT imha edildiği kaydedildi. Birleşik Kuvvetler Operasyonu tarafından ise 6 Rus ordusunun saldırısının püskürtüldüğü açıklandı. Çatışmalarda, 4 adet tank, 6 adet zırhlı araç ve 7 askeri otomobilin imha edildiği belirtildi. Yaklaşık bir aydır sürekli düştüğü, ele geçirildiği ya da bir hafta içerisinde ele geçirileceği açıklanan Mariupol şehrindeki Azov taburu ise bazı Rus askerlerini esir aldıklarını açıkladı. Azov taburu tarafından yapılan açıklamada Rus ordusuna ait 2 adet tank, 2 adet BMD, 2 adet BMP ve birçok düşman piyadesinin imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus ordusuna ait 8 hava hedefini vurduğunu açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait 2 adet Su-34 savaş uçağı düşürüldüğü iddia edilirken, 1 adet helikopter, 1 adet insansız hava aracı ve 4 adet seyir füzesinin vurulduğu kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Rus ordusunun önemli bir hava savunma koordinasyon sistemi olan Barnol-T sistemini ele geçirdi. Rus ordusu, Harkiv bölgesinde entegre birlik ve silah yönetim sisteminin temel hava savunma komuta ve kontrol alt sistemi olan Barnol T hava savunma otomasyonu aracını bırakarak kaçtı. Hava savunma sistemlerinin koordinasyonu ve atış idaresi için kullanılan Barnol T, Rus savaş uçaklarının kodları hangi uçağa ne kod verilecek nasıl verilecek bütün bilgileri içerirken, dost düşman tanıma sistemi olarak da kullanılıyordu. Bannold T temel hava savunma komuta ve kontrol alt sistemi, hava savunma birliklerini ve silahlarını etkin bir şekilde kontrol etmek, koordine etmek için taktik birimlerin hava savunma kontrol noktalarına gelişmiş otomasyon, iletişim ve veri alışverişi ekipmanlarıyla uyacak şekilde tasarlandı. Bannold T hava savunma sistemleri ve hava savunma otomatik komuta ve kontrol sistemleri kategorisinde yer alıyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve 36 adedinden 37'sini düşürdüğünü açıkladığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının 3. düşürülmüş fotoğrafı yayınlandı. Rus kaynakları tarafından Hersin bölgesinde düşürüldüğü açıklanan TB2, 39 günde düşürüldüğü tespit edilen 3. Bayraktar TB2 olma özelliği taşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün de TB2 düşürdüklerini açıklarsa, 36 adet TB2'den 38'ini düşürmüş olacaklar. Diğer yandan Ukraynalı müzakereci, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesinin tarihi ve yerinin henüz belli olmadığını, büyük ihtimalle Türkiye'de olacağını açıkladı. Ukraynalı müzakereci David Arakamya, barış antlaşması taslağının Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini, Ruslar tarafından da doğrulandığını, liderlerin görüşmesinin İstanbul'da veya Ankara'da olabileceğini bildirdi. Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakamya, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şekilde kabul edildiğini belirten Arakamya, Rus tarafı taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır dedi. Arakamya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak, devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın sivillerin Mariupol'den Zaporozhye'ye tahliyesi için ek bir koridor açtığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tüm Tümgeneral Mihail sev düzenlediği basın toplantısında Rus silahlı kuvvetlerinin siviller ve yabancı ülke vatandaşlarının Mariupol'dan Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir koridor açtığını kaydetti. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'nın aksine kendi çıkarlarını savunma gücü bulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile köprüleri yakmama, Ankara'nın çıkarlarını savunma ve Avrupa'nın aksine ana akımda olmama gücünü bulmasından memnun olduğunu söyleyen Peskov, Türkiye her zaman oldukça büyük bölgesel bir devlet olmuştur. Türkiye'nin uzun yıllardır NATO üyesi olduğu söylenebilir. Ancak buna rağmen özellikle Erdoğan'ın başkanlığı döneminde Türkiye diğer egemen NATO üye devletleri arasında en egemen ülke oldu ve Türkiye çıkarlarını savunmak gibi bir lüksü olan bir ülke dedi. Türkiye'nin Brüksel'i reddederek Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılamayabileceğini ve ayrıca Moskova ile köprüleri yakmayacağını anlatan Peskov, elbette Türkiye ile geleceğe dönük iyi perspektiflerimiz var ve Erdoğan'ın kendi çıkarlarını, ülkesinin çıkarlarını savunma ve sürdürme güç bulması, ana akımda olmaması bizi mutlu ediyor. Bildiğiniz üzere şu anda tüm Avrupalılar ana akımda yer alıyor, yalnız bunun masraflarını kendi karşılıyor, parayı kazanan ise Washington dedi. Öte yandan Türk savunma sanayisinin önde gelen 10 şirketi yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatları için Latin Amerika'nın yolunu tutuyor. Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekleriyle bu yıl 21.si düzenlenecek olan Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek. Her iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, ilk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor. Türk şirketleri fuarda Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik işbirliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak. Türk Savunma Sanayisi Şirketleri Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte Türk Milli Pavilyonu konsepti ile katılım sağlayacak.